Beyin tümörleri nelerdir? Beyin tümörleri, beyin dediğim santral sinir sistemi hücrelerinin herhangi birinden gelişen tümörler. Bunlar iyi huylu olabilecekleri gibi kötü huylu da olabiliyorlar. Beyni oluşturan pek çok hücre var. Her hücre kendi adında bir kanser oluşturabiliyor, tümör oluşturabiliyor. Peki bulguları nelerdir? Beyin tümörlerinin bulgusu kafatası içerisinde yer aldığı için beyin. Dolayısıyla beyin tümörü vücuttaki bütün tümörler gibi büyüdükten sonra belli bir yerden sonra artık kafatasının içerisinde beyin sıkışmaya başlıyor. Basınç basınç yapıyor. artışına yol açıyor. Beyin içi basınç yükselmesi de öncelikle şiddetli baş ağrısı, ağrı kesicilerle geçmeyen baş ağrısı, beraberinde bulantı kusmalar, daha da öteye gittiğimiz zaman sara krizlerine yol açabiliyor. Daha da öteye gittiğimiz zaman işte tümörün bulunduğu yere bağlı olarak kollarda, bacaklarda güçsüzlük, görme kaybı, işitme kaybı gibi bulgularla karşımıza çıkabiliyor. Ama en sık karşımıza çıkan bulgusu çok şiddetli Baş baş ağrısı ve ağrısı bulantı ve kusma. ağrı kesiciyle geçmeyen baş Geçmeyen ağrısı baş ağrısı. bulantı kusmayla beraber seyrediyorsa Seyrediyorsa bu bir bulgudur aslında yani yani. evet, ihmal etmemek lazım. İhmal etmemek lazım. Peki beyinde tümör nasıl oluşuyor? Nerelerde oluşuyor? Farklı bölgelerinde de dediniz. Beynin kendisini oluşturan birkaç hücre var. Bu hücrenin kendisinden gelişebilir. Bunlar primer dediğimiz yani beynin kendisinden gelişen beyin tümörü. Bir de vücudun herhangi bir yerinden gelişen tümör kan yoluyla yayılarak beyne sıçrayabiliyor. Metastaz dediğimiz tümörler. Her iki durumda da beyinde yer kaplayan lezyon olup beyin içi basıncı arttırdığı için müdahale edilmesi lazım, tedavi edilmesi lazım. Peki genetik bir durumu var mı? Yani ailesel faktör beyin tümörüne geçerli mi? Evet yani bütün tümörlerde illaki bir genetik yatkınlık var. Beyin tümörlerinin hepsinde mi? Değil ama kanıtlanmış bazı beyin tümörlerinde genetik yatkınlık var. Sendromik bazı tümörler görülebiliyor. Çevresel faktörlere bağlı da beyin tümörü gelişebiliyor. En Nedir bu önemlisi çevresel faktörler? radyasyon en önemli etki. İşte kullandığımız cep telefonlarına bağlı, bulunduğumuz manyetik ortamlara bağlı, yediklerimize, içtiklerimize bağlı olarak beyin tümörlerinin gelişebilme ihtimali var. Kanıtlanmış bir şey yüksek oranda radyasyona maruz kalmak beyin tümörü gelişimini arttırmakta. Bunu merak ettiğim için soruyorum, anabilim dalı başkanı da olduğunuz için. Bütün kanser hastalıkları sayısında, vakalarında beyin tümörleri nasıl bir yer kaplıyor? Beyin tümörleri dünya üzerinde kanser sıralamasında ilk sıralarda değil. Değil. Ama son sıralarda da değil. Değil. Yani ilk 5 içerisinde diyebiliriz. Ve bizim için asıl can sıkıcı nokta şu Özge Hanım. Beyin tümörleri eskiden belli bir yaşta görülürdü. Yani genelde 55-60 yaşlarında görürdük. Ama son yıllarda artık beyin tümörlerinin görülme yaşı düşmeye başladı. Yani 25-30 yaşlarında ciddi kötü huylu dediğimiz beyin tümörleriyle karşılaşma oranımız çok fazlalaşmakta. Yani tümör görülme yaşı diğer kanserlerde de görüldüğü üzere düşüyor. Düşüyor. Bu iyi bir şey değil. Bu da herhalde çevresel faktörlere Evet, bağlı değil mi? Ne kesinlikle, yazık ki yaşadığımız kesinlikle, çağa evet. ve şartlara bağlı. Peki hangi yaşlarda sıklıkla görüldüğünü de konuştuk. Herhalde 55-60 biraz daha fazla görülen bir yaş Genel değil mi? olarak şimdi beyin tümörleri çocukluk döneminde de görülebiliyor, erişkin dönemde de görülebiliyor. Bebek anne karnından doğduğunda beyninde tümörle ne yazık ki doğabiliyor ya da Doğru. omuriliğinde tümörle Doğru. doğabiliyor. Konjenital diyoruz buna. Zaman içerisinde bebeklik çağında da gelişebiliyor. Onun dışında erişkin dönemde de görülebiliyor. Bu 55-60 yaş normalde kitaplarda yazan sıklık oranı ama son yıllarda ne yazık ki yaş düşmeye başladı. Genç yaşlarda yani normalde görmediğimiz tümörleri görmeye başladık. O yüzden her yaşta görebiliyoruz beyin tümörlerini. Peki tedavisi nedir? Şimdi çok kapsamlı ve çok ağır bir hastalıktan Evet. bahsediyoruz. Tedavi yöntemleri Beyin nelerdir? tümörü programın başında da söyledim. Kafatasının içerisinde yerleştiği için beyin, dolayısıyla beyin basıncını arttırıyor. Beyin basıncının artması beynin hayati merkezlerine bası demek. Bu da hayatımızı kaybetmemize yol açacak bir durum. Yani Ya da çeşitli fonksiyonlarımız mızı mesela bozmaya konuşmak, yol açacak. Aynı görmek şekilde. falan gibi Aynen de değil öyle. mi? Hayati fonksiyonlarımızı bozuyor. Yani karın içerisinde yerleşen bir kitle çok ciddi büyüklüğe ulaşana kadar bulgu vermeyebilir. Çünkü Evet. karın ciddi anlamda Geniş tabii. büyüyebilir. Ama kafatası öyle değil. Bir yerden sonra artık bitiş sonu Sıkmaya var. başlıyor. Dolayısıyla ister iyi huylu olsun, ister kötü huylu, ister beynin bir yerinden kaynaklansın, ister vücudun herhangi bir yerinden gelsin, saptanan bir yer kaplayıcı lezyon tedavi edilmek zorunda. Yani zamana bırakalım geçer, ilaç kullanalım geçer öyle bir şey yok. Eğer bası etkisi yapıyorsa, beyinde bası etkisi oluşturuyorsa mutlaka tedavi edilmesi lazım. Öncelik tedavimiz cerrahi. Kesinlikle cerrahi yapmamız lazım. Cerrahiyle biz
mikro cerrahi dediğimiz ileri tetkiklerle yapıyoruz. Yani son derece iyi gelişmiş mikroskoplarla, navigasyon cihazlarıyla ileri teknoloji kullanarak tümörleri çıkarıyoruz. Tümörü çıkardığımız zaman beynin bası etkisi ortadan kalkıyor. Hastanın hayatını kurtarıyoruz. İkinci olarak da patoloji sonucuna bakıyoruz. Bu iyi midir, kötü huylu mu? Eğer iyi huylu bir tümörse ve ameliyatta tamamıyla biz bu tümörü çıkardıysak hastanın artık bundan sonra herhangi bir sıkıntısı kalmıyor. Ama kötü huyluysa da nasıl bir kötü huylu? Yani iyi bir kötü mü yoksa kötünün kötüsü mü? Nedir iyi bir kötü ve kötünün kötüsü? Şimdi bizim beyin tümörlerinde 4 evre var Özge Hanım. Evre 1 demek iyi huylu demek. Yani evre 1 tümörü eğer siz tamamen temizlediyseniz bu hastalıktan kurtuldu kabul edebiliriz. Ama 2'den sonra yaramazlaşmaya başlıyor bu tümörler. Evre 4 en sıkıntılı olan. Dolayısıyla evre 4'te de bir beyin tümörü teşhis edilebiliyor mu yani? Tabii ki. Zaten sıklıkla gördüğümüz tümörler ne yazık ki evre 3 ve evre 4. Yani fark ettirmeden o evreye geliyor evet, yani. Evet. Hmm. Yani tümör grade atlayarak o noktaya gelmiyor beyin tümörlerinde. Direkt siz yüzünüzde bu uyuşma, kolunuzda bir güçsüzlük, ağzınızda bir kaymayla doktora gittiğinizde direkt evre 4 bir tümörle karşılaşabiliyorsunuz. Anladım. O gelişen bir şey değil hayır, yani. Hayır. Direkt o tümör direkt evre 4 olarak çıkabiliyor. Ama evre 4 deyip bırakmamak lazım. Tedavi yapmak lazım. Cerrahiyle temizleyebildiğimiz maksimum ölçüde tümörü temizleyip daha sonra da onkolojiye göndermemiz lazım. Bizde onkolojide öncelik kemoterapiden daha ziyade radyoterapi. Normalde neden? Vücudun tümörlerinde cerrahiden sonra kemoterapiye başlanır. Ama beyinde kan beyin bariyeri var. Beyin çok izole bir organ. Evet. Kandaki herhangi bir madde beyne geçemiyor. Bir güvenlik kapısı var, bariyeri var. Kan beyin bariyeri diyoruz. Çok kompleks ve karışık bir şey beyin zaten değil mi? Evet. Dolayısıyla her ilaç, her madde, yediğimiz her şey beyne geçmiyor. Oraya nüfuz etmiyor. Geçmiyor. Yani. Özellikle bir bariyeri var. Dolayısıyla rutin kemoterapik ajanlar beyne geçmiyorlar. Ancak kan beyin bariyerine geçebilecek özellikte yapıda bir ilaç yapacaksınız ki o geçsin. Dolayısıyla beyin tümörlerinin rutininde kemoterapi sırada kullanım sırasında 3 numarada. Bizde 2 numara radyoterapi. Radyoterapi. Yani bir kötü huylu bir tümörü ameliyat ettik. Patoloji sonucu kötü huylu çıktı. Mutlaka bu hastaya radyoterapi yani ışın vermemiz lazım. Işın tedavisi tabii. Yapılıyor. Kemoterapi belli tümörlerde devreye giriyor ama mutlak suretle 2 numarada radyoterapiyi alması lazım. Alması lazım. Evet. Peki her tümör ameliyat ediliyor mu? Onu da merak ettiğim için soruyorum. Yer kaplayan bir tümörse, bası etkisi oluşturuyorsa mutlaka tedavi olması lazım. Ama bazı tümörler var Özge Hanım, derin yerleşimli. Şimdi derin yerleşimden kastım şu. Yani alınamayacak bir nokta. Aynen öyle. Yani çok derindeyse, sonuçta biz beyni keserek giriyoruz. Evet. Girdiğimiz yerin beynin hassas, az hassas olan bir yer olması lazım. Ya da yaptığımız işten sonra hastanın daha kötü çıkmaması lazım. Beyin sapı dediğimiz çok derin yerleşimli, ulaşamayacağımız yerlerde o zaman cerrahi hastaya istediğimizden daha kötü bir sonuç doğurabilir. Yani biz hastanın tümörünü çıkarırız ama hasta ameliyattan sonra ciddi felçli ya da komada çıkabilir. Tabii. O zaman eski teknolojilerde bu durumda yapabileceğimiz bir şey yoktu. Sadece hastayı direkt radyasyona veriyorduk. Genel olarak radyoterapiye. Ama şimdi Gamma Knife denilen özel bir tedavi çıktı. Bu Gamma Knife, Cyber Knife, Linac. Bunlar stereotaksik radyo surgery dediğimiz bir ana bir başlık. Bu nedir? Derinde ulaşamadığımız noktasal hedeflere çok küçük, çok böyle 3 milim, 5 milim, 1 santimlik bir tümör. Cerrahi olarak ulaşamıyoruz. Ulaşsak bile almamız çok zor. Noktasal olarak navigasyon olarak işaretleniyor özel çerçevelerle hastanın kafası ve oraya nokta atışı yapıyoruz. Yüksek dozda radyasyon veriyoruz. Bu, lazer gibi mi evet, düşünmeliyiz? Evet. Öncesinde bilgisayar ortamında hesaplanıyor. X, Y, Z olarak koordinat bulunuyor. Aha. Direkt beyindeki o derindeki noktaya yüksek doz radyasyon verilerek o tümörün yok edilmesi sağlanıyor. Bu da son özellikle 10-15 yıldır beyin cerrahisinin içerisinde olan bir yenilik. Bizim gibi cerrah yani bu aktif olarak beyin tümörü cerrahisi yapan bizler için elimizi çok kolaylaştıran bir şey. Yani hayatta kalma oranını arttırdı diyebilir kesinlikle, miyiz bu tabii tip ki. Tedavi? Yani, gamma knife dediğimizde yani aslında knife bıçak hani öyle bir şey mi anlıyoruz? Gamma yani? Işınının özel cihazlarla noktasal olarak yüksek oranda oraya verilmesi. Nedir başarı oranı? Yüksek ama hangi tümörlerde? Şimdi her ışın her tümörde etkili değil ama etkili olduğu tümörlerde %95 oranında başarısı var.
Bayağı bu gamma bir adı. Yani gamma ışınıyla yapılanı var, linakla yapılanı var, cyberknife var. Bunlar işte değişik araba markaları gibi düşünebilirsin ama hepsi sonuçta bizi bir yerden bir yere götürüyor. Anladım. Bizim için önemli bir tedavi alternatifi oldu. Yani 3. 4. evre beyin tümörü teşhisi konduğunda da hastaların ve hasta yakınlarının artık bir umudu olduğunu bilmeleri gerekiyor değil mi? Yani tabii şimdi diğer tümör branşları gibi değil beyin cerrahisi. Yani halk arasında denilir işte açıldı kapandı ya da doktor artık vücuda sarmış bir şey yapamayız dendi. Bizde öyle bir şey yok. Çünkü biz tümörün kötülüğünden daha ziyade o hasta tümörle belli bir süre yaşayacak. Sonuçta hepimizin bir ömrü var. Yani tabii ne ki kadar yaşayacağımızı kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor tabii ki. Yani sonuçta beynimizde Allah bir tümör biliyorsun. Var diyerek beynimizde bir tümör vurarak yani her şeyi bırakmıyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Ne kadar süre yaşayacağımız yapacağımız tedavinin etkinliğine bağlı. Eğer siz güzel bir cerrahi olursanız, güzel cerrahiden kastım şu, yani tümörünüz maksimum oranda temizlenirse beyinde, çünkü bu ciddi anlamda yaşamı arttıran bir şey. İyi bir onkolojik tedavi alırsanız ciddi bir yaşam süresi kazandırırsınız. Dolayısıyla benim tümörüm kötüymüş deyip pes etmemek gerekiyor, tedavisine olmak gerekiyor. Ameliyatsız tedavisi mümkün mü beyin tümörlerinin? Ameliyatsız tedavisi mümkün mü? İyi huyluysa Özge Hanım, yeri hayati yani beynin yani şimdi beyin önemli zaten kendisi bir hayati ama şimdi onun da kendi arasında bölümleri var. Hayati bölgelere yakın değilse iyi huylu olduğunu biz MR'da anlıyoruz. Şimdi anlaşılıyor yani. Evet yani kötü huylu tümör de iyi huylu tümör de yani belli kriterleri var. Dolayısıyla biz MR'a baktığımız zaman anlıyoruz. Kendini gösteriyor yani. Evet, ona göre ameliyata girmeden önce hastayla konuşmamızda yani bir tümörüm var bu iyi huylu ya da yani biraz yaramaz gibi cümleler kullanabiliyoruz. Eğer iyi huylu olduğundan kesin eminsek yeri de önemli bir bölgede değilse takip edilebilir. Yani herhangi bir şey yapmadan takip edebiliriz. Ya da direkt dediğim gibi az önceki dediğim gibi o ışın yani gamma knife tarzı, linac tarzı tedavilere yönlendirebiliriz. Ya da hiçbir şey yapmayıp belli aralarla MR'da kontrol çağırıp MR çekip hastamızı takip ede alabiliriz. Takip ede alınabiliyor. Peki beyin tümörü tekrar edebilen bir hastalık mıdır? İyi huyluysa yani evre 1 ise eğer siz de ameliyatı tamamen yaptıysanız, tümörü tamamen temizlediyseniz yok gibi bir şey. Ama eğer iyi huylu bile olsa geride kırıntı kaldıysa tekrar eder. Geride kalan parça illaki büyüyecek. O zaman cerrahisin çok önemli. Cerrahi çok önemli. Ama iyiden kastımız ne? Sonuçta bütün tümör hücreleri büyüyor. Tümör hücresi nedir? Tümör hücresi ölümsüz hücre. Evet. Ölümsüzlüğünü bulamadıkları için zaten kanserin tedavisi bulunamadı. Doğru. İyi huylunun kastı şu, yavaş büyüyor. Birisi kaplumbağa gibi, birisi tavşan gibi. Kötü huylu çok hızlı büyüyor. Çok hızlı bölünüyor. Yani dolayısıyla iyi huylu bir kitleyle kötü huylu kitle aynı kitle aynı tümör aynı anda büyümeye başladığında birisi belki 10 yılda bası etkisi oluşturuyor, birisi 1 ayda bası etkisi oluşturuyor. Dolayısıyla iyi huylu tamamen temizlendiyse yok gibi bir şey tekrar etmesi. Ama kötü huyluyu temizlesek kötü huylusunu tamamen temizlesek bile bu mikroskobik göremediğimiz tümör hücresi ne yazık ki nüksedebiliyor, ediyor. O yüzden radyoterapiye çok gitmesi lazım. Çok mudur oranı yani nüksetme şeyin tekrar? Yani evre arttıkça nüksetme oranı daha yüksek. Ne yani kadar evre 4'te bir tümör temizlendiyse tekrarlama ihtimali çok yüksek diyebilir miyiz? Çok yüksek demeyelim. Şimdi bunun da kendi içerisinde ayrı bir klasman var. Şimdi iki tane yaramaz çocuk. Birisi çok yaramaz, biri az yaramaz ama yaramaz çocuk diyoruz. Ne kadar yaramaz olur. Birisi yerinde durmuyor, bir tanesi arada sırada yaramazlık yapıyor. Yani evre 4'ler de kendi içerisinde alt gruplara ayrılıyorlar. Ama şunu bilsin seyircilerimiz, kötü huylu bir tümörümüz varsa iyi bir cerrahi olalım. Tümörü tedavisini maksimum ölçüde temizletelim. Sonrasında da mutlaka onkolojik tedavilerini alalım. Böyle yapıldığı zaman benim kendi hasta portföyümde var. Yani kitapta yazan, yaşam sürelerini çok ciddi oranda aşan uzatan, hastalarım var. Neden? Çünkü iyi cerrahi yapmışız. Sonrasında iyi bir onkolojik tedavi almış. O yüzden umutsuzluğa kapılmamak lazım. Pandemi dönemi hastalığı ve tedavi nasıl etkiledi? Çok kısa bir de ondan bahsedelim. Evet, bu önemli bir konu. Çünkü ilk dalgada bunu biz çok sık yaşadık. Kendi çalıştığım hastanede de ciddi oranda bir hasta sayımızda bir azalma oldu. Çünkü insanlar haklı olarak korktular. Biz de korktuk. Tabii ki. Ama bu koronanın ne kadar süreceği belli değil. Belli değil. Biteceği tarih keşke yazsa. Keşke. Ama öte tarafta hastalık olmaya başlıyor. Ve gidiyor. Gidiyor. İlk dalgada şu görüldü. İnsanlar tedavilerini aksattıkları için benim kendi ailemde de var. Tedaviyi işte biraz daha öteleyelim. Kontrolümüzü 3 ay sonra yapalım, 6 ay sonra yapalım. Bu sırada hastalığın evratlama riski var.
Tabii ki. Tedavi edilebilecek bir şeyin tedavi edilme riskinin, yani tedavi edilebilme şansımız elimizden alınabilir bu sürede. Biz her türlü korona pandemi tedavi şeyini, önlemlerini alarak, her türlü ön tedbirimizi alarak aktif bir şekilde birinci dalgada da biz bu ameliyatlarımızı yapmaya devam ettik. Yapılması da lazım. Çünkü hastalık beklemiyor. O yüzden pandemi demesinler, tedavilerini aksatmasınlar.